İkinci sorumuz şudur. İçinde bulunduğumuz asrın hayat tarzı ve beşerin korkunç bir şekilde sefahata doğru akışı karşısında acaba nasıl bir nesil ve nasıl bir hizmet metodu takip edilebilir? Bu işin bir tek kelimeyle ifade tarzı vardır. Ve ben onu istikablel vuku gibi bu soruya intikal etmeden evvel bidayetinde arz ettim. Evvela beşer başta ne ile terakki ve tealisini temin etmişse nihayette de aynı şeyle aynı yolla teali ve terakkisini temin edecektir. Değişik bir eda ile arz edeyim. Beşer hangi şeyleri terkle bu çukura düşmüş ise o şeylere temessükle çukurun karından kenarına çıkacaktır. Ben burada bu soruya, sorunun içinde olmayan bir hususu ilave etmek istiyorum sizi sıkmazsam. İnsanlık nereye giderse gitsin, anlayış ne denli fersudeleşirse fersudeleştin, gerçek mümin hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemelidir. Beşerin şu andaki perişan hali, sadece ona baktığımız zaman, bu korkunç batılın tasviri, tasavvuru karşısında ümitli olarak kalma imkan yoktur. Ama biz ona değil de, küçük planda dahi olsa gelişmeye, Cenab-ı Hakk'ın lütfunun, ihsanının bir tarafta kristalleşmesine bakıyor ve ümit var oluyoruz. Beşerin çeşitli etvarında insanlık o denli sukut etmiştir ki 20. asırdan bin beterdir. Hazreti Adem'le başlayan insanlık devri ve nübüvvet devri, arada nice peygamberler geldi. Ne bunları sayacak haldeyiz, ne de sayabilme imkanına sahibiz. Fakat bildiğimiz bir şey vardır. Büyük bir nebi olan Hazreti Nuh devrinde düşüş işin tam karına ermiş, her şey bitmiş, beşer iflas etmiştir. O kadar iflas etmiştir ki Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla, nasıyla 950 sene kavminin içinde emr-i bil maruf nehyanil münker yapan Hazreti Nuh, Allah'ın salat ve selamı kainatın efendisinin ve onun üzerine olsun. Bir gün yer bütün sularını fışkırtırken, sema sağnak sağnak yağmurlarla yeryüzünü göl haline getirirken Hazreti Nuh vapura biniyordu. Binerken etrafında parmak sayısı veya birkaç elin parmak sayısı insan bulunuyordu. İnsanlık korkunç bir sukut içindeydi. Hazreti Nuh'tan sonra kurtulan insanlar yeni mesafe kat ettiler. Yeniden inanmalar oldu, çoğalmalar oldu. Yeniden kurtuldu beşer. Ta Hazreti Hud'a kadar, ta Hazreti Salih'e kadar. Her nebi devri bir bitişin ve bir başlangıcın uç uca geldiği, dudak dudağa geldiği bir noktadır. Bir yerde biterken öbür tarafta başlamıştır. Bize tarihi hakikatler şunu gösteriyor. Beşer tükendiği her yerde daima yeni bitiriliş, yeni bir varoluşla yüz yüze gelmiş, ayakların üzerine doğrulmuş, Allah'ın tevfik ve inayetiyle zirveye çıkmıştır. Ve en son Risalet Meab Efendimiz devrinde insanlık adına her şeyin yeryüzünden silindiği, vahşetin tamamen hüküm ferma olduğu, hususiyle Arap Yarımadası'nda ferdi ve içtimai ahlaksızlığın hüküm ferma olmasına inzimam eden bir de mezdein mezhebi, mazdeizm, bugünkü manasıyla komünital sistemin dellalı ve simtarları Arap Yarımadası'na dahi komünizmi hakim kılmış, şuyuiye fikrini bütün evlere sokmuşlardı. Akif'in ifadesiyle fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Salkındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Tam bu dönemde beşerin kurtarılmasına vesile kılınan وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ ile tanıtılan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi. Bittiği yerden yeniden bir insanlık başlatıverdi Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Bir hususa da dikkatinizi yine istirham edeceğim. Batılının bir anlayışı vardır. Gerçek bir medeniyet bütün cepheleriyle, tekniğiyle, teknolojisiyle, sanayisiyle, içtimai yönüyle, psikolojik yönüyle, insanlığa mal olabilmesi için 3-4 tane nesil lazımdır. Bu 3-4 nesil, tafralar halinde atlatılmadıktan sonra beşer,
bütün yönleriyle bir medeniyeti elde edemeyecektir. Şahsi içtimai hayatıyla, teknik dünyasıyla, sanayi dünyasıyla kendisini gösteremeyecektir. Bu bütün insanlıkta böyledir. Mesela Roma tarihini sarsan komünistal sistemin kurucularından Agis, ortaya attığı fikirler ancak 2-3 asır sonra Yunan içinde, Roma içinde vücut bulmuştur. Martin Luther'lerin başlattıkları proletarya harekatı, işçi harekatı ancak asırlarca sonra ve kısmen Fransa'da büyük Fransız ihtilalini intihac eden ve af buyurun bir kısım serserilerin hapishaneden çıkıp içtimai hayatı zir-i teber etmesiyle başlayan bu sistem ancak birkaç asır sonra sahayı tatbikata konabilmiştir. Batılı diyor ki, itiraf ediyor, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işi sıfırdan başlattı. 23 sene içinde bu 3 ve 4 devirde yapılması, ele alınması gereken şeyleri ele aldı ve yaptı. Taklit devresini atlattı, dikkat buyurun. Ve az buçuk uyum devresine geçti. Uyum devresini atlattı, müstakil, tam müstakil olarak, tam şahsiyetli bir cemaatin, tam şahsiyetli fertlerin kurduğu, tesis ettikleri, hakim kıldıkları her şeyle bir sistem haline getirdi. Bundan anlaşılıyor ki, beşer ümidini yitirmeden, tedenninin tam karına düştüğü şu dönemde dahi, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama tam gönül verebilse, sımsıkı sarılabilse, o devirde çukurdan çıkarıcı prensipleri alsa, yine hadisin ifadesiyle bir ucu Allah'ın elinde olan bu ipin beri iki ucuna sarılıverse, Allah'ın tevfik ve inayetiyle bir hamlede çıkacak. Yine onun ifade ettiği gibi, bir hamlede insanlığı kurtardı o masum, bir nefhada Kayserleri, Kisraları yere serdi. Olacaktır ama onun düsturlarıyla ve prensipleriyle olacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İcmali manası budur bunun. Tafsili icmalinden kısa olacak. Tafsili de şudur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferden ferda cemaatları nar-ı beyza haline getirebilecek yolda hareket ediyordu. Şahıslarla meşgul oluyordu. Ailelerle meşgul oluyordu. Hepdenci fertler yetiştiriyordu. Hepdenci. En küçük adabından Allah'ın tazim buyurduğu en büyük farza, şaire kadar her şeyi harfiyen ele alma ve yaşama hepdenciliği. Enstitülerimizde, imam hatiplerimizde, varsa kurslarımızda, varsa sair ilim ve irfan müesseselerimizde bu hepdencilik hakim olmadıktan sonra yarım ve laubali his ve hevesatını yaşayan insanların dine ve diyanete hizmetten daha ziyade zararları olacaktır. Açtıkları uçurumları kapamak için müessesat-ı hayriyeyi kuran kimseler kurduklarına belki çok defa bin pişman olacaklardır. Ama biz rahmet-i ilahiden yine ümit edip sonsuz rahmetine sığınarak dileyelim ve dilenelim. Buraya kadar bizi getiren Mevla-i Müteal bundan öte başıboş ve avare bırakmasın. İhsan ve lütfuyla elimizden tutsun, bizi kamil imanla serfiraz kılsın.